Bilardo sporu ile çok uzun yıllardır, çocukluğumdan beri uğraşıyorum. 35 yıldır bilardo sporu ile uğraşıyorum diyebilirim. Önümüzdeki ayın başında Kore'de PBA Tur'un 4. turnuvası olacak. Onun için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Ay sonu itibariyle Kore'ye gideceğim. Orada da antrenmanlarım devam edecek. Sonrasında ayın 4'ü ile 12'si arası PBA Tur 4. turnuvasını oynayacağız. Ben lise yıllarında başladım bilardo sporuna. O zamanlar tabii bilardo sporuyla bir oyun olarak, bir eğlence olarak ilgileniyordum. Ama hayaller kuruyordum. Çünkü o dönemlerde önümüzde bir rol modeli Semih Saygıner vardı. Dünya şampiyonu olmuştu. Bizim için bir rol modeli teşkil ediyordu. Daha sonra üniversite sınavını kazandım. Elektrik mühendisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesi bölümünden mezun oldum ve uzun yıllar, 20 yıl boyunca da enerji sektöründe elektrik mühendisi olarak çalıştım. Ama aynı zamanda spora da devam ettim ve hayallerimi canlı tuttum. Hep bir gün acaba sadece profesyonel olarak bilardo sporuyla uğraşabilir miyim diye hayal ediyorum. 5 yıl önce PBA Tur Kore'de organizasyonlarına başladı. Ve benim bu hayalimi gerçekleştirme anlamında bana çok büyük katkıda bulundu. Kore'de Perfect Q dediğimiz, mükemmel staka dediğimiz bir olay var. Biz oyunlarımızı set olarak oynuyoruz. 15 sayılık set şeklinde. Burada işte herhangi bir seti 15 sayı çekerek, direkt 15 sayı çekerek bitirdiğinizde özel bir ödülü var. İşte PBA Tur'da da bunu ilk benim başarmış olmam tabii bana gurur veriyor. Ama bunun yanında da işte Birol Uymaz, Semih Saygıner orada PBA Tur kazandılar, birer tur kazandılar. Lütfü Çenet bir final oynadı. Ben bir yarı final oynadım. Bunlar da tabii ülkemiz adına gurur verici ve ülkemizi sevildiğimiz bir ülkede bu anlamda temsil etmek bize gurur veriyor. Öyle. Yani geçmiş yıllarda özellikle 80'lerde, 90'larda futbol bile bir hayaldi. Yani insanlar ben futbolcu olacağım dediğinde çok önemsenmiyordu, çok önemli bir meslek olarak görülmüyordu. Ama bugün işte bakıyorsunuz birçok spor dalı gerçekten oyuncular profesyonel olarak yapıp hayatlarını geçindirebiliyorlar. O yüzden o günle bugün arasında böyle bir fark var diyebilirim. Şimdi insanlar böyle bir hayali kurduğunda daha çok destek görebilirler. Peki aileniz? Ailem her zaman benim kararlarımı destekledi. Benim de bir kızım var. Mesela benim ona en büyük tavsiyem her zaman en sevdiği şeyi yapmasını istiyorum. Çünkü insanlar sevdikleri şeyleri yaptıklarında hem yorulmuyorlar hem daha fazla şey üretebiliyorlar. Belki bizim de işte eğitim sistemimizde böyle bir yol haritası çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.